ofis işlerinde veya ofisinde kullanabileceğin kablosuz klavye ve mouse modeliyle birlikteyiz. I

önerebileceğim sizlere hem tasarım anlamında güzel hem de ultra sessiz çalışabilen bir klavye modeli ve mouse modeliyle birlikteyiz. Tabii ki de bununla oyun oynanabilir mi? Oynayabilirsiniz. Arkamda görmüş olduğunuz bilgisayarda kablolu bir fare yani mouse kullanıyorum ve mekanik bir klavyem bulunuyor. Fakat artık bunlarla değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten hem tip anlamında hem de sessizlik anlamında çok işime yarayabilecek bir ürün modeli. Şöyle düşünün hem kablo derdinden kurtarıyor sizleri hem de baktığınızda tasarımı güzel. Bunun fiyatına yakın olan kablosuz klavye ve mouse'larda genelde tip anlamında evet kötü. Ya tek renk siyah oluyor ve böyle bastığınızda tuşlar ne kadar sessiz de olsa gene de ses çıkartıyor. Tabii bunda da böyle kütür kütür bastığında ses çıkartabilecektir. Ama bu ultra sessiz çalışabilen ve birden fazla cihazınıza bağlayabileceğiniz bir kablosuz klavye ve mouse. Onu söyleyeyim. Yani bunu bir Windows'ta kullanırken farklı isterseniz tabletinize, telefonunuza gibi bağlantılar da yapabilirsiniz ya da birden fazla bilgisayar kullanıyorsun. Bir tane burada, bir tane diğer yan tarafında bulunuyor. İkisini de kontrol edebileceğin, birden fazla bağlantıyı sağlayabileceğin ve 2.4 GHz bağlandığı için stabil bir bağlantı sağlayıp kullanabileceğin bir klavye. Onu söyleyeyim aynı şekilde mouse da öyle. Hadi gelin ürünün bir kutusunu açalım ve kutudan neler çıkıyor hep birlikte bir göz atalım. Geldik ürünün kutusunu açmaya tabii ki de ben bunları böyle yırtmadan hiç açamıyorum. Bilmiyorum yani kutu açmada beceriksiz olabilirim bir tık. Şöyle söyleyeyim klavyenin ilk görüntüsü hoşuma gitti. Şu anda bir mekanik klavye kullanıyorum ama muhtemelen buna da geçiş yapabilirim. Bu şekilde bir adet kullanım kitapçığı geliyor görmüş olduğunuz gibi. Bu biliyorsunuz bu cihaz birden çok cihazınıza bağlanabiliyor. O özelliği var bir de ultra sessiz bunların hepsine bakacağız. Önce hemen şuradan bir mouse'u çıkartalım. Mouse'un kalitesi gerçekten güzel bu şeye benziyor iMac'lerin mouse'una benziyor ve buradan açma kapama yeri bulunuyor şu an pil yok herhalde içerisinde daha doğrusu dangle'la da bağlanıyor olabilir buna bakacağız ama tıklama hissiyatı vesaire güzel kablolu bir şekilde ürünü buradan da şarj edebiliyorsunuz bence güzel bir tipi var hemen bir klavyeye de bakalım hemen bir şey söyleyeceğim klavye çok elit duruyor. Elit demeyeyim de nasıl diyeyim böyle biliyor musun? Premium segmenti hissettiriyor. Yani böyle masanıza koyduğunuzda vesaire sırıtmayacak. Hani böyle kablosuz eski böyle püskü ucuz mouse'lar ve klavye setleri olur ya onun gibi değil. Enter tuşumuz bu şekilde kırmızı, siyah ve beyaz bir temalı bir de kırmızı temalı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Arkasında hemen baktığımızda burada bir adet kaldırma yani masamızda yüksek durması için ayakçıkları bulunuyor. Buradan ürünün şarjını yapabiliyorsunuz. Bağlantısını ve burada on off tuşu bulunuyor. Böyle sağ çektiğinizde açılıyor. Şu anda ışığı yandı zaten. Sola çektiğimizde ise kapanıyor. Gerçekten güzel tabii ki de bunu bir bilgisayarda görmek gerekiyor. Malzeme yapısına baktığımızda böyle ne çok kalın bir ürün olduğunu söyleyebilirim ne de çok ince. Bence zarif ve böyle masamızda güzel durabilecek kablosuz olacağı için bir ürün diyebilirim sizlere. Şimdi paketlemeye baktığınızda şarj kablosunu yani bağlantı kablosunu arka kısmına bu şekilde koymuşlar. İçerisinden de bir adet böyle Type-C ve USB şarj kablosu çıkıyor. Bu da güzel. Bunu da bir kenara alalım. Başka bir şey var mı ona bakıyorum. Kutu içerisi bu kadar klavye ve mouse'u yan yana koyduğumuzda böyle duruyor. Yani şöyle elinizde, masanızda bu şekilde kullanabiliyorsunuz ve yazı yazma hissiyatı çok güzel. Böyle ses çıkartmıyor. Ultra sessiz olması zaten özelliklerinden bir tanesi bu klavyenin. Sadece yön tuşları sanki buradaki tuşlarla bitişik böyle elimiz çarpabilir diye düşünüyorum. Ama onun dışında eğer ofisinizde veya farklı bir yerde kullanacaksanız böyle bir iş için kullanmayı düşünüyorsanız oyun dışında bence işinizi görebilecek bir şey. Ben de günlük hayatımda bunu tercih edebilirim. Mekanik klavye artık hani sarmıyor diyebilirim sizlere. Bunu kullanacağım. Bakalım uzun sürede deneyimleyeceğim sizler için bu ürünü de. Gene videodan yorum yapmak isterseniz hani ürünü kullanıyor musun, memnun musun gibi süreçlerde de yorum yapabilirim. Bu tıklama hissiyatı da çok güzel, ses yapmıyor. Tuş yapısını bu şekilde yakından göstereyim. Zaten detay görüntülerde de paylaşıyor olacağım. Klavye seslerini dinletmek için de yakına aldım ve sizlere şöyle göstereyim hemen sesini. Farenin sesini de dinleyelim birlikte. Şimdi geldik klavyenin görüntüsüne bir WordPad açtım. Hemen yazı hissiyatını göstereyim sizlere arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olun. Yani tuş dizilimi güzel. Hemen alıştım bak. Mekanik klavyem vardı. Onu kaldırdım ve artık bir süre bu kablosuz klavye ve mouse kullanacağım. Çünkü masamda bir düzenleme yapacağım. Kanalıma abone olduktan sonra videolarımı izleyin lütfen. Şu an klavyeye bakmadan yazıyorum alışabilir miyim diye. Evet şu enter tuşları şu kısımlar biraz daha böyle elimi çarpıyor şu serçe parmağımı ama onun dışında bak mesela sayı yazalım. Şöyle sallamasyon bir şey. Numlock tuşu da güzel. Güzel yere konumlandırmışlar mesela. Evet. Güzel yani ben beğendim. Şunu hemen açayım bir daha. Bu ekran görüntüsü alıyormuş. Tabi bu kısa yollara alışmak biraz zaman alacak. Hemen şöyle tak tak yapalım. Ya bence gayet iyi. Monsun DPI'yi da şu an güzel. Oyunla oynanabilir. İşlerinizi de halledebilirsiniz. Şimdi bak kamera elimi aldım. Yakından gösteriyorum. Gerçekten şık dizayne böyle tasarıma sahip olan bir klavye. Hani böyle övmek için söylemiyorum anladın mı? Gerçekten şu siyah detaylar, şu kırmızı detaylar. Yani böyle bir tasarım güzel gözüküyor gözünüze. Masada da şöyle durduğunu farz edin ve burası işte düz bir zemin olduğunda daha da böyle güzel durur. Ben şimdi bir mousepad kullandığım için böyle. Onun dışında beyaz ekipman dizmeye çalışıyorum. Böyle hoparlörleri vesaire de kasayı da beyazladım mı bu mekanik klavye kullanmaktansa bu ürünü kullanabilirim. Klavyenin ele oturuş hissiyatı da gerçekten iyi. Yani bak şöyle anlık tepkiler veriyor ve mouse'un altından çıkan dangle ve şuradaki bütün hepsini on yaptığımızda aynı şekilde bunda da var. İki ürünü de çalıştırıyor ve bluetooth'la da bağlayabiliyorsun ayrıca. Gerçekten güzel bir ürün olduğunu söyleyeyim. Hadi gelin kamera karşısına geçelim. Kutu içeriğimizi açtık ve sizlere ses performansını da dinletmeye çalıştım mikrofona yansıdığı kadar. Şimdi klavye önümde, mouse da aynı şekilde önümde. Şöyle düşünün yazı yazdığınızı ve sessiz gerçekten mikrofona bile yansımıyor. Bak hatta susuyorum. Çok hafif yani minimalist bir ses var anladın mı? Böyle duyulmayacak derecede. Bununla oyun bile oynasan böyle takır tukur bassan çok hafif bir ses çıkartacak. Yani şöyle düşün mekanik klavye kullanmayı hepimiz seviyoruz ama yanada da uyuyanlar farklı odada uyuyanlara o takır takır oyun oynarken ki ses gitmeyecek anladın mı? Ayrıca klavyenin güzelliğine bakabilir misin? Tipi güzel bence çok çok güzel bir tipi bulunuyor fiyatına göre de tamamen fiyat performans ürünü. Bak açık ve net söylüyorum. Beğenmesem derdim ki şurası böyle burası böyle. Ama değil abi. Fiyatının hakkını verebilen bir cihaz. Şimdi bir de teknik özelliklerinden kısaca bir bahsedeyim ürünün hemen sizlere. Klavye ve mouse'unkileri ayrı ayrı söyleyeceğim bu arada. Öncelikle klavyeden başlayayım. Klavyenin bağlantı türü 2.4 GHz, Bluetooth 5.1 ile geliyor. 105 tane tuş bulunuyor üzerinde. 400 miliamperlik bir bataryası ve ürünün boyutu ise 390 132 22 mm kalınlığa sahip ultra sessiz olduğu ve birden fazla cihaza bağlanabildiği söyleniyor. Şarj süresi 2 saatte tamamlayabiliyorsunuz. Yani bu ürünü taktığınızda kablosuna 2 saat içerisinde şarjı fullenebiliyor. Gelelim mouse'umuzun özelliklerine. Mouse özelliklerinde ise kablosuz bağlantı türü gene 2.4 GHz 5.1 Bluetooth'u destekliyor bu da. Kablosuz kullanım mesafesi 10 metre tuş sayısı 5. DPI bu arada 1000, 1200, 1600 DPI'ye kadar ayarlayabiliyorsunuz. Mouse'un da şarj süresi gerçekten güzel. 500 miliamperlik bir şarj süresi bulunuyor. Ayrıca şarj süresi bunda da 1.5 saatte yapabiliyorsunuz. Bunun da 112'ye 58-26 milimetrelik bir boyutu bulunuyor. Yani ne çok kalın ne çok ince bir ürün onu söyleyeyim bilmiyorum. Kamera burada net diyor mu? Net demiyorsa bile ben sizler için arka plana bir görüntü koymuş olacağım. Ürünle ilgili teknik detaylarına değindik, görseline değindik. Çünkü ben zaten konuşurken sizlere arka planda klavye ve mouse'un detay görüntülerini de paylaştım. İşte klavye sesini dinledik. Oyun değil de yazı yazmada nasıl bir performans verdiğini de gösterdim. Bence alınabilecek klavye modelleri arasında yer alıyor. Hem hafif hem minimalist. Yani her yere taşıyabilirsin. İstersen ofisinde kullan, istersen evinde kullan. Yani nereye gidersen, tatilde bile kullanabilirsin. Tabletine bile bağla, kullan, işlerini hallet, koy çantana, her yerde taşı. Ürünle ilgili yorumlarınız varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere